Merhabalar, sesimi alabiliyor musunuz acaba? Merhaba Ali Bey, evet sesiniz geliyor. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun siz. Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederim. Ben de Biraz daha iyiyim, bekleyelim mi? gerçekten pardon. Öğrencilerimiz katılacak sanırım, biraz daha bekleyelim değil Evet, mi? öğrencilerimiz de yavaş yavaş bağlanmaya başladılar. Ben eğitim Tamam. başlamadan önce vakit ayırdığınız için de bize çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ne demek, çok sağ olun. Yalnız sınıf mevcudumuz çok fazla değil. Yani zaten bu o yüzden eğitimde çok fazla katılım beklemeyin diye söylemek istedim. Dersi şu an aktif olarak katılan 10 öğrenci civarında var. Tamam. Düşük bir katılımla yapacağız eğitimi. Tamam, tamamdır. Şu an isterseniz ben yavaştan da başlayabilirim. Öncesinde zaten bir sunumum var benim. Canon Major nedir, kanal nedir şeklinde kısa bir anlatımım var. Bunu anlatırken öğrencilerimiz de katılabilirler. Tamam, lütfen başlayın. Teşekkür ederiz. Tamam, tamamdır. Öncelikle isterseniz ben kendimi de tanıtayım katılan arkadaşlarımıza. Ali Büyükezirci ben. Daha öncesinde uzun süre boyunca bazı otellerde farklı departmanlarında çalışmalar sürdürdüm. Şu anda da HMS Otel Programı üzerinde teknik destek olarak çalışmalarıma devam ediyorum. Bugün sizlere hem otel programımızdan da bahsedeceğim hem de biz ne iş yapıyoruz, niçin varız gibi kısa bir bilgilendirme sunumum var. Bundan bahsetmek isterim. Öncesinde isterseniz kanal nedir olarak başlayalım. Bildiğiniz gibi daha öncesinde biz bir rezervasyon yapmak istediğimizde rezervasyon yapacağımız bölgeye göre gidip belli acentalara yani dükkan acentalarına gidip rezervasyonlarımızı oluşturabiliyorduk. Yani buradan diyelim ki Trabzon bölgesine gitmek istiyoruz ya da Antalya bölgesine gitmek istiyorum diyerek buradaki tur acentalarından rezervasyonlarımızı oluşturabiliyorduk. Tabii internet kullanımının da artık yaygınlaşmasıyla beraber bütün işlemlerimizi artık internet üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Yani biz bugün Antalya'ya ya da İstanbul bölgesine gitmek istiyorsak doğrudan internet üzerinden, farklı kanallar üzerinden işlemlerimizi sağlayabiliyoruz. Yani rezervasyonlarımızı oluşturabilmekteyiz. Tabii bu rezervasyonlarımızı oluştururken de eğer biz bir otelci ise bu acentaların her birinin farklı kanalı var. Yani ekstranet panelleri var, yönetim panelleri bulunuyor. Bu yönetim panellerine de bizler müsaitlik bilgilerimizi, fiyat bilgilerimizin tamamının girişini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tabii Channel Manager'da yani biz de burada devreye giriyoruz aslında. Channel Manager bu kanallarımızın tamamını tek bir yerden yani sadece Channel Manager'ımızın üzerinden işlem sağlayabilmemizi yarıyor aslında. Yani bizler bir fiyat işlemlerimizi, müsaitlik işlemlerimizi göndermek istediğimizde doğrudan Channel Manager üzerinden gönderimlerimizi gerçekleştirebilmekteyiz. Burada bazı kanallarımızın kanal ekstranet panelleri yani yönetim panelleri var. Örnek olarak Odamax, Otelz ve Booking.com'un ekstranet panelleri var burada. Burada normalde biz kendi müsaitlik bilgilerimizi ve fiyat bilgilerimizi ayrı ayrı her birine ayrı ayrı giriş yapıp ayrı ayrı işlem sağlamamız gerekiyor. Tabii Channel Manager kullandığımızda bunların herhangi birisine giriş yapmadan doğrudan sadece Channel Manager'ımız üzerinden yani kanal yöneticimiz üzerinden işlem gerçekleştirebilmekteyiz. Peki neden kanal yöneticisi kullanmalıyız? Bildiğiniz gibi bu anlatmış olduğum sebeplerden de anlayabileceğiniz gibi aslında bizim zaman kaybımızı önlüyor. Yani bizim her bir kanal için ayrı işlem yapmamızdan neredeyse yani ayrı işlem yapmamızdansa tek bir yerden işlem gönderebilmemizi sağlıyor. Otomatik müsaitlik sistemimiz var. Birazdan da bahsedeceğim. Bu otomatik müsaitlik sistemlerimiz sayesinde de aslında bizim rezervasyonlarımız sisteme geldiği anda bu odamızın dolu olduğu bilgisi otomatik olarak bağlı olan tüm kanallarımıza iletiliyor. Ve bu sayede de aslında biz şorta düşme yani overbooking gibi durumlardan da tamamen ortadan kalkmış oluyor. Tesisimizin tamamen kontrolünü bizler sağlıyoruz. Yani biz fiyatlandırmalarımızı, müsaitlik bilgilerimiz, kısıtlamalarımız veya minimum konaklamalarımız gibi tüm işlemlerimizi aslında tek bir yerden gönderdiğimiz için tüm kontrolünü sizler sağlamış oluyorsunuz. Ve bildiğiniz gibi bu işlemler için aslında normalde bir otel çalışanıysanız otel üzerinde bu işlemleri yapabilmesi için bir eleman tutmanız gerekiyor ya da sizin gün boyunca bilgisayar başında olmanız gerekiyor. Aslında bu sayede de sizler için aslında bir iş gücü tasarrufu da gerçekleştirmiş oluyor.
Hem ise otel programından da bahsetmek gerekirse aslında bizler Türkiye'nin ilk bulut tabanlı otel programıyız. PMS olarak da aynı şekilde hizmet vermekteyiz. Bu PMS'in içerisinde bizim ön büro işlemlerimiz, kat hizmetlerimiz, raporlarımız, e-faturalarımız, gelir gider tablolarımız gibi tüm işlemlerimizi de aynı şekilde gerçekleştirebilmekteyiz. Yani hem kanal analizi hem de otel programı olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Birazdan da otel programımızdan da detaylı olarak bahsedeceğim. Biraz önce bahsetmiş olduğum otomatik müsaitlik sistemi yani havuz müsaitlik sistemi de aslında detaylı olarak anlatmak gerekirse örnek olarak diyelim ki Dolitur kanalından tarafımıza bir rezervasyon geldi. Bu rezervasyon sonucunda bizim standart odamızda 101 numaralı odamızın dolduğu bilgisi doğrudan HMS sistemlerine yansır. HMS sistemlerini yansıdığı anda da tüm bağlı olan kanallarımıza yani buradaki Jolitura, Ostrovo, Airbnb, Agoda'ya, Expedia, Odamax'a, Booking'e aynı anda otomatik olarak iletimi gerçekleştirilir. Ve bu sayede bizim 101 numaralı odamızın dolu olduğu bilgisi tüm kanallarımıza iletilmiş oluyor. Ve buraya tekrardan bir rezervasyon, farklı bir rezervasyon gelme durumunu ortadan kaldırmış oluyoruz. HMS online rezervasyon modülünden de bahsetmek gerekirse aslında bizler kullanıcılarımıza herhangi bir komisyon ödemesi gerçekleştirmeden yani tamamen ücretsiz bir şekilde bir online rezervasyon arayüzü de sunmaktayız. Yani kullanıcılarımız bizleri kullanırken aynı anda kanallarıymış gibi kendi online rezervasyon modülünden de rezervasyonlarını alabiliyorlar. Ve bu sayede aslında Booking, Expedia ya da farklı kanalları biliyorsunuz ki belli bir komisyon ödüyorsunuz. Yani %20, %25 gibi komisyonlar ödenmekte. Burada herhangi bir komisyon ödenmediği için doğrudan rezervasyonlarında kendileri aldığından dolayı daha uygun fiyatlı olarak rezervasyonlarını da alabiliyorlar. Bu online rezervasyon modülümüz hem masaüstü hem de mobil uyumlu olarak çalışmaktadır. Yani misafirler rezervasyon yapmak istediklerinde masaüstünden veya telefonlarından da giriş yapabiliyorlar. İki adımda rezervasyon gerçekleştirir. Yani öncesinde misafir bilgileri, daha sonrasında rezervasyon bilgileri gibi. Rezervasyonlar sayesinde de biraz önce anlatmış olduğum sebepten anlayabileceğiniz gibi ekstra satış imkanınız da mevcut. Yani biz misafirlerimizden daha uygun fiyatlı olarak bir satış gerçekleştirmek istediğimizde misafirlerimiz mutlaka bu kısmı tercih edeceklerdir. Ayrıca SSL sertifikasıyla da korunabilen bir web sitesidir burası. Yani banka entegrasyonlarını da aynı şekilde gerçekleştirebilmekteyiz. Bu SSL sertifikası da banka entegrasyonları tarafından talep edilen bir sertifikadır. Ayrıca HMS Otel Programı ve kanal yöneticiliği de tam bir entegre bir şekilde çalışır. Yani Booking'den gelen rezervasyonlar otomatik yerleştiği gibi online rezervasyon modülündeki işlemlerde yani rezervasyonlarda aynı şekilde tarafımıza iletimi gerçekleştirilmekte. Ayrıca biliyorsunuz ki misafirlerimiz artık otelimize giriş gerçekleştirdiği anda bizim bulunduğumuz bölgeye göre polise veya jandarmaya bildirimleri gerçekleştirme zorunluluğumuz mevcut. Yani anlık olarak bildirmemiz gerekmekte. Bunun içinde yine aynı şekilde bizim bir entegrasyonumuz mevcut polis ve jandarma ile. Misafirlerimizin check-in işlemini gerçekleştirdiğimiz anda otomatik olarak polise veya jandarmaya bildirimini gerçekleştirebilmekteyiz. Aynı şekilde çıkış işlemini yani check-out'unu gerçekleştirdiğimizde de polis veya jandarma sisteminden bu misafirimizin çıkış işlemini de gerçekleştirebiliyoruz. HMS Rate'e geldiğimizde de HMS Rate'de bizim bulunduğumuz bölgeye göre bizim fiyat oranlamamızı gerçekleştiren yani bulunduğumuz bölgedeki fiyat analizini gerçekleştirebilen bir sistemimiz aslında. Örnek olarak bugün bizim Alanya bölgemizde bir otelimiz olduğunu düşünelim. Alanya bölgesinde seçtiğimiz tarih aralığında yani yaz tarihlerinde örnek olarak bir fiyat oranlaması yani fiyat analizi talep ettiniz. Doğrudan sistem üzerinden çevrenizdeki otellerin fiyat analizini gerçekleştirip size uygun fiyatlandırmayı da sistem tarafından iletmektedir. Temas menüye geldiğimizde de temas menü biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde bütün işlemlerimizi temassız olarak gerçekleştiriyorduk. Bu dönemde oluşturmuş olduğumuz temassız menümüz şu anda halen de aktif olarak kullanıcılarımız kullanmakta. Çünkü kullanıcılarımız kendi menülerini doğrudan bir QR kod aracılığıyla oluşturabiliyorlar. Yani misafirlerimiz yani kullanıcılarımız diyelim ki kendi stok ürünleri üzerinden satışlarını gerçekleştirmek istediklerinde doğrudan buradaki QR kod aracılığıyla kendi stoklarını listeleyebilir. Bu stoklar üzerinden de kendilerine göre bir menü oluşturabilmekteler.
Şu anda HMS Otel Programı ve Kalan Yönetisi üzerinde entegre olduğumuz bazı kanallarımız var burada. Booking, Expedia, Otelbest, Trip.com, Agoda, Airbnb gibi. Tabii buradaki listelerden çok daha fazlası da yine aynı şekilde sistemlerimiz üzerinde mevcut durumda. Buraya kadar aklınıza takılan veya sormak istediğiniz bir soru var mıydı acaba? Eğer isterseniz hemen ben otel programı üzerinden de devam edebilirim. İsterseniz biraz daha da bekleyebiliriz. Gelmeyen öğrencilerimiz var mıydı şu anda? Evet, yani bazı öğrencilerimiz var. Gerçi onları WhatsApp'tan da uyardım. Hani eğitim başladı diye. İsterseniz daha fazla bekletmeyelim. Biz devam edelim. Katılanlar süreç içerisinde katılır. Şu ana kadar Tamam. anlattıklarınız da gayet güzeldi. Yani program biz Elektra Web siz sektörde olduğunuz için programlara hakimsinizdir diye düşünüyorum. Elektra Evet, tabii, tabii ki. Web'den şey yapmıştık bu dönem. Arkadaşlarımıza onu öğretiyoruz. Altyapı olarak çok benziyor. Ki Elektra Web de yani beni çok gördüğümde heyecanlandırmıştı neler yapılabiliyor Elektra Web üzerinden diye. Aynı şekilde hemen hemen her şeyi buradan da yapabiliyoruz. Evet, tabii ki. Hani zaten bu işlemler üzerinde ilk bulut tabanlı sistem hani bizler şu anda hani Türkiye'de üzerinde ilk bulut tabanlı sistemi oluşturan otel programı bizleriz. Ben size bir şey sormak istiyorum ama konuyu böyle sen de zorunda kalmış Normalde olayım sizler de demek biliyorsunuzdur. Otel programı kullanmak istediğinizde programı siz bilgisayarınıza yüklemeniz gerekiyordu. istiyorsan. Ama bulut tabanlı sistem olduğunda doğrudan internete erişebildiğiniz tüm cihazlardan giriş yapabiliyorsunuz. Yani bilgisayarınız, telefonunuz, tabletiniz internete giriş yapabilmesi yeterli olacaktır. Ve bilgisayarınızın da diyelim ki giriş yapmış olduğunuz bilgisayarınızın da tüm özelliklerinin iyi olmasına da gerek yok. Sadece internete giriş yapabilmesi yeterli oluyor. Yani internet tarayıcınız yeterli olacaktır programa erişmeniz için. Peki siz HMS programını üniversitelerin kullanımına sunuyor musunuz? Efendim anlayamadım. Programı üniversitelerin kullanımına sunuyor musunuz? Eğitim öğretim amaçlı. Sesiniz kısık geliyor ama anlayamadım tam olarak. Şu an duyabiliyor musunuz? Evet, duyabiliyorum. Siz programı eğitim öğretim amaçlı olarak üniversitelerin kullanımına sunabiliyor musunuz? Tabii ki tabii ki. İsterseniz hani sizler için bir demo hesap da oluşturabilirim ben eğitim sonrasında talep ederseniz. Sizler için bir demo hesap da oluşturabiliriz. Bu demo hesap üzerinden sizler de işlem sağlayabilirsiniz. Öğrencilerinizi de personel olarak ekleyebilirsiniz. Yani böyle bir şey yapabilirsek çok mutlu olurum. Bu dönem Tabii için ki tabii ki. artık çok mümkün değil çünkü eğitim öğretim dönemimizin bitmesine sadece bir hafta kaldı ama önümüzdeki yıl bunu da eğitim öğretim programımıza mutlaka ki dahil etmek isteriz. Tabii ki tabii ki nasıl isterseniz. Talebinize istinaden ben sizlere destek sağlayabilirim. Tamam, çok teşekkür ediyorum. O zaman sizi daha fazla oyalamayayım. Tamamdır. Ben bir şey Hemen soracaktım devam Emre. ediyorum ben. Tabii ki dinliyorum. Şimdi biz otelde de şu anda Elektra Web kullanıyoruz. Onda da normalde direkt check-in yaptığımızda kimlik bildirim sistemine gideceğini söylüyormuşlardı ama yine de KBS'yi açmamız gerekiyor diğer bir ekrandan. Yani bunda check-in işlemini yaptığımızda direkt gönderiyor mu? Ayrıca herhangi bir yeri açıyor muyuz? Bizde herhangi bir sekme açmanıza yani KBS'ye giriş yapmanıza gerek yok. Kendisi otomatik olarak bildirim gerçekleştiriyor. KBS'nize tekrar girmenize gerek kalmıyor bizde. Tamam, teşekkür ederim. Bunun dışında aklınıza takılan bir soru varsa yanıtlayabilirim. Yine eğitim esnasında da aklınıza takılan bir soru olursa mutlaka bölebilirsiniz, sorabilirsiniz. Yoksa devam ediyorum ben. Ben şimdi HMS Otel programımızı açtığımızda bizleri doğrudan ana sayfamız karşılıyor. Bu ana sayfamız üzerinde bizler bugünümüzü görüntüleyebiliyoruz. Yani bugün içeride kalan misafirlerimiz, kalmaya devam eden misafirlerimiz veya bugün çıkış yapacak olan misafirlerimizi doğrudan buradaki ana sayfamız üzerinde görüntüleyebilmekteyiz. Bu ana sayfamız üzerinde tabii bazı renk skalalarımız mevcut. Yani bazı odalarımız mavi, bazısı kırmızı olarak görüntülenmiş. Bunun için de bir hemen ekranın alt tarafında renk skalalarının anlamlarını da görüntüleyebilmekteyim. Örnek olarak bugün gün içerisinde çıkacak olan odalarımız yeşil renkte, yarın çıkacaksa turuncu renkte,
2 gün veya daha uzun süreli kalıyorsa kırmızı renkte, bugün giriş yapacak ise, check-in yapacak ise gri renkte, kullanım dışı ise kahverengi, kirli odalarımızda mavi renk olarak gözükeceği belirtilmiş bizler için. Yani buradaki mavi odalarımız bizim, kirli olan odalarımız, kırmızı odamız da 2 gün veya daha uzun süreli kalan bir odamızmış. Bu odamız için tabii burada bilgilerini görüntüleyebiliyorum. Bu rezervasyonumuz için bir misafir adı belirtilmediğinden dolayı burada boş olarak görünmüş. Bunun da birazdan rezervasyon oluştururken beraber de kontrol sağlayacağız. Bugün 22'si girişli, 24'ü çıkışlı olan bir rezervasyon olduğu bilgisini de doğrudan bu kısımdan da görüntüleyebilmekteyim. Tabii burada kirli olan odalarımız için de bir temizleme işlemi gerçekleştirebileceğimiz bir fırçamız bulunuyor. Bu fırça üzerine bir kere tıklayıp odamızı temizleme işlemini de gerçekleştirebilmekteyiz. Yani HK tarafından diyelim ki temizlendi bilgisi geldiğinde doğrudan bu kadar kısa bir işlemde temiz işlemini alabilmekteyim. Doğrudan rezervasyonlarımızı ana sayfa üzerinden de oluşturabilmekteyiz. Diyelim ki buradan 104 numaralı odamız için rezervasyon yap butonuna tıkladığımız anda bizim için bazı bilgileri otomatik olarak getirdi. Yani bugün girişli bir rezervasyon, yarın çıkışlı olarak bir rezervasyonumuzu oluşturmuş oldu aslında. Tabii biz burada güncelleme işlemlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Yani bu misafirimiz bugün girişli değil de farklı bir tarihte girişli olabilir. Veya çıkış tarihi de yine aynı şekilde farklı bir çıkış tarihine sahip olabilir. Örnek olarak biz bunu 8 günlük bir rezervasyon olarak oluşturalım. Tabii bu rezervasyonumuz için 104 numaralı odamızda farklı bir rezervasyonla çakıştığı bilgisini doğrudan bizlerin tarafına iletmiş oldu. 27 Mayıs ve 28 Mayıs'ta farklı bir rezervasyonumuz varmış. O yüzden biz bunu 27 Mayıs'a kadar oluşturalım şimdilik. Bu şekilde seçimi gerçekleştirdiğim anda bizler için yine bazı bilgileri otomatik olarak getirdi. Yani seçmiş odamızı doğrudan seçmiş olduğumuz için bu odamızın oda tipini, odasını ve konaklama tipini default olarak getirdi. Tabii konaklama tipimiz bu odamız için farklılık gösterebilir. Tam pansiyon olarak değil de biz yarım pansiyon, oda kahvaltı gibi farklı şekillerde konaklama tiplerimiz olabilir. Doğrudan bu kısımdan bu konaklama tipimizi de aynı şekilde seçimini sağlayabilmekteyiz. Hemen sağ tarafa geldiğimizde rezervasyonumuzun tipini sordu. Yani ön rezervasyon veya rezervasyon olarak iki tipte rezervasyonumuzu oluşturabilmekteyiz. Tabii bunların herhangi bir farklılıkları yoktur ikisinin arasında. İkisi de aynı şekilde gözükecektir. Fakat aylık oda kısmında ön rezervasyonlarımız mavi renkte, normal rezervasyonlarımız da yeşil renk olarak gözükecektir bizler için. Yani bazı misafirlerimiz için biz ödemesini almadık diyelim ki. Ödemesini almadığımız misafirlerimizi mavi renkte göstererek buna daha dikkatli davranmamızı sağlayabilmekteyiz. Kişi sayısını doğrudan bu kısımdan belirleyebilmekteyiz. Eğer kişi bazlı olarak çalışan bir otelse, yani buradaki gibi, kişi sayısını değiştirdiğimiz anda kendi yapmış olduğumuz oranlamaya göre benim fiyatlandırmam otomatik olarak güncelleniyor. Normalde fiyatım 5000 TL'ydi. Her kişide %100 olarak artış sağlanmış. Yani %50.000 şeklinde artış göstermektedir. Tabii biz bunu iki kişilik olarak devam edelim. Yine aynı şekilde bu şekilde de çocuk politikasını da oluşturabilmekteyiz sistem üzerinden. Burada çocuk sayısını eklediğimizde çocuk yaşına göre aynı şekilde bizler buradan fiyatlandırmalarımızı oluşturabilmekteyiz. Şimdilik çocuğumuzu 0 olarak düzenleyelim. Günlük fiyatlandırmam da bizim doğrudan sistem üzerine belirtmiş olduğumuz fiyatlandırmadır. Yani kendimiz dönemsel bir fiyatlandırma oluşturabilmekteyiz. Bu dönemsel fiyatlandırma üzerinden seçmiş olduğum tarih aralığındaki fiyatlandırma günlük fiyatıma otomatik olarak yansımaktadır. Tabii biz burada güncelleme gerçekleştirmek istersek doğrudan üzerine tıklayıp buradan 10.000 değil de 50.000 ya da başka bir fiyatlandırma girişini sağlayabilmekteyim. Günlük fiyatı değil de toplam fiyatı güncellemek istersem de bir tuşla buradaki toplam fiyatlandırmam üzerinden de aynı şekilde güncelleme gerçekleştirebilmekteyim. Hemen biraz daha alt tarafa indiğimizde burada acentamız kısmımız var. Bu acente kısmından da bizler kendi manuel oluşturduğumuz bir rezervasyon olduğundan dolayı kendi firmamız veya acentamız var ise bunu belirtmesini gerçekleştirebiliyoruz. Tabii buradaki acenta kısmı sizleri yanıltmasın. Bu kanaldan gelen rezervasyonlarda tüm bilgiler otomatik olarak bütün bilgileri dolu olarak gelecektir. Yani misafirimizin isim soyisim bilgisi, telefon numarası bilgisi, giriş çıkış tarihleri veya ödeme bilgileri gibi tüm bilgiler dolu olarak gelecektir. Bu şu anda benim oluşturmuş olduğum manuel bir rezervasyon. Yani kendi rezervasyonumuz olarak düşünebiliriz. Burada kendimiz bir acente belirtmek istersek acente bilgisini belirtebilmekteyiz. Hemen sağ tarafında bu acenteye ait bir voucher number, yani bir rezervasyon numaramız var ise burada da rezervasyon numarasını aynı şekilde belirtebiliyoruz.
Açıklama adımına geldiğimizde de açıklama kısmında da yine aynı şekilde misafirimizin bir talebi var ise bizlerden veya ödeme bilgileri var ise bu bilgileri gerçekleştirebilmekteyiz. Örnek olarak misafirimiz için ek yatak istiyor şeklinde bir açıklamamızı yazalım. Hemen biraz daha alt tarafa indiğimizde burada misafirimizin bilgilerinin girişini gerçekleştirebileceğimiz bir alanımız karşılıyor. Buradan misafir ekle diyerek misafirimizin bilgilerini doğrudan bu kısımdan belirtebilmekteyiz. Örnek olarak biz bir rezervasyonumuzu belirtelim. Yani burada daha öncesinden kaydım olduğu için kayıt olarak bilgilerim geldi. Tabii biz şu anda biraz önce bahsetmiştim polis veya jandarmaya bildirim sisteminden. Bildirim sistemine belirtebilmemiz için bizim burada TC kimlik numarası, isim soyisim bilgisini belirtmemiz gerekiyor. Türk misafirlerimiz için, yabancı misafirlerimiz için pasaport numarası, isim soyisim, cinsiyet, ülke gibi bilgilerin de aynı şekilde belirtilmesi gerekmekte. Tabii benim şu anda oluşturmuş olduğum işlem bir rezervasyon. Yani bu rezervasyonumuz bugün girişli olmayabilir. Daha ileri tarihli bir rezervasyonumuz olabilir. Bu yüzden misafirimizin tüm bilgileri bizde olmayabilir. Bu bilgileri daha sonrasında girişini gerçekleştirebilmekteyiz. Yani güncellemesini de aynı şekilde gerçekleştirebilmekteyiz. Bu bilgilerin girişini gerçekleştirip check-in butonuna tıkladığımız anda da otomatik olarak polise veya jandarmaya sistem bildirimini gerçekleştirmesini sağlayacaktır. Tabii bu bilgilerin haricinde bir de burada telefon numarası ve e-posta kısmımız var. Buradaki telefon numarası kısmından bir misafir ilişkileri modülümüz mevcut. Bu modülümüz sayesinde misafirlerimize otomatik olarak SMS ve e-posta gönderimi gerçekleştirebilmektesiniz. Yani misafirlerinize rezervasyonu oluşturulduğu bilgisi oluşturduğunuz anda bir SMS veya e-posta gönderimi veya rezervasyondan bir gün öncesinde gibi bu şekilde farklı farklı yollarla gönderim gerçekleştirebilmektesiniz. Tabii bunların tamamını kendiniz kendi işlemleriniz üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Hemen biraz da alt tarafa girdiğimizde de burada da biz misafirlerimiz için bir tahsilat oluşturabiliyoruz. Yani bu rezervasyonumuz için bir tahsilat ödemesi gerçekleştirildiyse doğrudan buradan tahsilatımızı ödeme tipini seçerek ne kadarlık bir ödeme yapıldıysa tutarının girişini gerçekleştirip tahsilatını da oluşturabilmekteyiz. Bu rezervasyonumuz için kaydet butonuna tıkladığım anda artık benim 104 numaralı odam için 22'si girişli, 27'si çıkışlı şekilde olacak şekilde odalarımın dolu olduğu bilgisi tüm kanallarıma iletilmiş oldu. Yani benim 104 numaralı odama tekrardan bir rezervasyon yapılmak istendiğinde bu odamızın dolu olduğu bilgiyi ise kanallarımızı da iletmiş olduk. Hemen bir rezervasyon oluşturduktan sonra bizleri aslında bir rezervasyon kartımız karşılıyor. Bu kartımız üzerinde bizim misafirimizin hangi odada kaldığını, kaç kişilik kaldığını, hangi konakla oda tipinde ve konaklama tipinde olduğunu ve giriş çıkış tarihleri gibi bilgileri görüntüleyebildiğimiz gibi ayrıca sağ tarafa geldiğimizde misafirimizin folyosunu da görüntüleyebiliyoruz. Yani bu misafirimiz için ne kadarlık bir ödeme gerçekleştirmesi gerektiği yani bakiyesini bu ücretin nereden geldiği bilgisi yani günlük ücretlendirme olarak 10.000 TL 5 geceden 50.000 TL'lik bir ücretlendirmesinin olduğu bilgisini de görüntüleyebilmekteyiz. Tabii burada yapmış olduğumuz işlemlere göre yani almış olduğumuz tahsilatlar farklı ödemeler ya da hareket eklemeleri, ekstra harcamalar olduğunda yine bu sık kısımda alt alta bizler için listelenecektir. Hemen açıklama kısmında da bizim biraz önce yazmış olduğumuz açıklamayı da görüntüleyebilmekteyiz. Burada bazı sekmelerimiz var. Hemen bu sekmelerden de bahsetmek istiyorum sizlere. Burada hesap hareketlerine geldiğimizde misafirimizin bugüne kadar yapmış olduğu tüm ödeme işlemleri, bakiye işlemlerinin tamamını buradaki hesap hareketleri adımında görüntüleyebilmekteyiz. Misafirler adımına geldiğimizde misafirimiz için misafirimizin bilgilerini güncellemek istersek veya görüntülemek istersek doğrudan bu kısımdan görüntüleyebiliriz. Veya ikinci misafir için bilgi girişi gerçekleştirmiştik. İkinci misafirimizi eklemek istersek de hemen ekranın sağ alt tarafından misafir ekle butonuna tıklayarak buradan ikinci misafirimizin bilgilerini de girişini gerçekleştirebilmekteyiz. Eğer misafirimiz daha önceden kayıtlı bir misafirse misafir listesi üzerinden de seçerek aynı şekilde eklemesini sağlayabiliyoruz. Tahsilat ve ödeme kısmına geldiğimizde de aslında tahsilat ve ödeme kısmı hesap hareketleri gibi misafirimizin yapmış olduğu tahsilatları görüntüleyebiliyoruz. Yani hesap hareketlerini filtrelenmiş hali olarak düşünebiliriz. Tahsilat ve ödeme kısmında sadece misafirimizin yapmış olduğu ödemeler var ise bunları görüntüsünü sağlayabiliyoruz. Eğer tahsilat eklemek istersek yine ekranın sağ alt tarafından tahsilat ekle butonunu kullanabiliriz. Veya ilk giriş yapmış olduğumuzda bakiye kısmının hemen üstünde de tahsilat ekle butonumuz vardı. Buradan da yine aynı şekilde tahsilat ekle diyerek misafirimizin ödemesini sisteme işleyebilmekteyiz.
Hareketler adımına geldiğimizde de hareketler adımı da aslında misafirimizin ekstra harcamalar olarak düşünebiliriz. Bu misafirimizin yapmış olduğu harcamaları veya minibar harcamaları olabilir. Doğrudan bu kısımda eğer daha öncesinden yapmış olduğu bir hareket varsa bu kısımdan görüntüleyebiliyorum. Tabii eğer eklemek istersek de yine aynı şekilde sağ alt taraftan hareket ekle diyerek misafirimiz için bir minibar harcaması ekledim. Minibarımızı seçtim. Ürün ekle dediğimde minibar ürünlerimizin içerisinde listelenen ürünlerimi görüntüledim. Buradan bir kola, bir de Zafer gazoz eklemesi sağlayalım. Ekle dediğimde daha öncesinden biz bu stok ürünlerimiz için bir fiyatlandırma belirlemediğimiz için fiyatları sıfır olarak geldi. Tabii hemen bunu biz düzenleyelim. Örnek olarak kola ürünümüz 50 olsun, Zafer gazoz ürünümüz de 75 olsun ya da 70 yazdım. 70 olarak toplamda 120 olarak eklemesini sağlayacağım. Eğer adisyon numarası belirtmek istersek, adisyon numarası açıklama veya iskonto sağlamak istersek de iskonto işlemlerini sağlayabilmekteyiz. Bu şekilde ekle dediğimde 120 TL'lik bir minibar harcamasının olduğunu, ürünler olarak da bir Zafer gazoz bir de kola ürünümüz olduğunu bilgisi sistem tarafından işlenmiş oldu ve bakiyemize de aynı şekilde minibar kısmından 120 TL'lik bir harcama olduğu bilgisi iletilmiş oldu. Gün basma adımına geldiğimizde de misafirimiz için biz 5 günlük bir rezervasyon oluşturduk. Bu 5 günlük süreçte diyelim ki misafirimiz bizden ben ikinci gün ikinci kişi gelecek ama ilk gün tek başıma kalacağım gibi bir bilgilendirme iletti. Bunun için biz bir güncelleme sağlamak istiyoruz ama toplam fiyat üzerinden değil de bunu biz sadece ilk güne biz indirim sağlamak istiyoruz. Bunun gibi işlemleri doğrudan bu kısımdan yönetebiliyoruz aslında. Örnek olarak birinci günün üzerine geldim. Bir kere üzerine tıklayıp buradan yeni ücret diyerek ücret bilgimizi sadece birinci gün için veya tamamı için de aynı şekilde gerçekleştirebilirim. Yani birinci günden beşinci güne kadar da yapabilirim. Ben sadece birinci günden birinci güne yani sadece birinci gün için fiyatlandırmamı 5.000 TL olarak güncellemek istiyorum. Bu şekilde onay dediğim anda fiyatlandırma bizim için değişmiş oldu. Yani birinci gün için fiyatımız 5.000 TL olarak, diğer günler 10.000 TL olarak devam etmiş oldu. Ve toplam bakiyemiz üzerinden de 5.000 TL'lik bir indirim yapmış olduğumuz bilgisi gün basma adımında görüntülenmiş oldu bizler için. Buraya kadar aklınıza takılan veya sormak istediğiniz bir soru var mıydı acaba? Sistemde illa ikinci kişi bilgilerini girme zorunluluğu var mı? Siz rezervasyon yaparken biraz önce tek kişi bilgisi girdiniz. Yok, hayır, herhangi bir zorunluluk yok bu kısımda. Eğer isterseniz hani bu şekilde de kalabilir iki misafir olarak. Ama biliyorsunuz ki hani polise veya jandarma bildirimi zorunluluğunuz olduğundan dolayı ve Evet. sistemde otomatik olarak bildirim gerçekleştireceğinden dolayı hani burada ikinci misafirimizi belirtebiliriz. Yani Ama sanırım misafir belirtmek adı gerekeni girmeden de rezervasyon oluşturulabilir. anladım. Peki biraz önce indirim yapabiliyor dediniz ya, iskonto yapılabiliyor. Bu iskontolar sonrasında da yapılabiliyor mu? Eş zamanlı olarak mı? Misafirin çıkış sırasında da iskonto yaparken tek tek mi yapıyoruz? Daha sonrasında bu hareket üzerinde de düzenleme gerçekleştirebilirsiniz. Üzerine bir kere tıklayıp adisyon düzenle diyerek buradan yine iskontomu gerçekleştirebilirim. Evet. Anladım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Bunun dışında aklınıza takılan veya sormak istediğiniz bir soru var mıydı? Yani şu an benim de yok. Öğrencileri bilmiyorum. Arkadaşlar siz de merak ettiğiniz yerleri sorabilirsiniz. Rezervasyonu oluşturduğumuzda SMS gidiyor ya, onun için bir santral olması gerekiyor mu yoksa direkt sisteme bağlı gidiyor mu? Şöyle şu anda NetGSM ile bir entegrasyonumuz mevcut. NetGSM üzerindeki üyeliğinize göre otomatik olarak NetGSM üzerindeki üyeliğinizden gidecektir. Anladım. Tamamdır. Teşekkürler. Aile kodu adımından devam ediyorum o zaman. Hemen aile kodumuza geldiğimizde de efendim. Lütfen dedim. Tamamdır. Aylık odamıza geldiğimizde de ana sayfada biz sadece birinci günü görüntü yani bugünü görüntüleyebiliyorduk. Aylık oda üzerine geldiğimizde bizlere isminden de anlaşılacağı gibi bir aylık bir görünüm sunmakta bizler için. Tabii bir ay sadece bu ay için bir kısıtlı değildir. Buradaki takvim simgemiz üzerinden önceki yıllara, önceki aylara veya sonraki yıllara, sonraki aylara geçiş gerçekleştirebilmekteyiz.
Bugüne geldiğimizde de bugün üzerinde bizler yapmış olduğumuz işlemleri de aynı şekilde görüntü sağlayabilmekteyiz. Mesela biraz önce oluşturmuş olduğum rezervasyonumu doğrudan bu kısımda görüntüleyebiliyorum. Buradaki bir günlük oluşturulmuş olan ön rezervasyondan dolayı biz 8 günlük değil de 5 günlük olarak oluşturabilmiştik rezervasyonlarımızı. Tabii rezervasyonlarımızı yapmak istersek doğrudan aile kodu üzerinden de gerçekleştirebilmekteyiz. Örnek olarak buradaki kutucuklara tıklayıp biz bir kere tıklayıp bıraktığımızda burada bizim için 5 tane seçenek açılıyor. Yani 22'si girişli, 23'ü çıkışlı bir seçim gerçekleştirmiş oldum. Doğrudan rezervasyon oluştur diyerek buradan hızlı bir rezervasyon oluşturabilirim. Biraz önceki gibi ayrıntılı olarak değil de sadece isim soy isim bilgisi, açıklama veya telefon bilgilerinin girişini yapıp buradan kaydet diyerek rezervasyonumuzu oluşturabiliriz. Veya ayrıntılı olarak yani biraz önceki gibi bir rezervasyon oluşturmak istersek ayrıntı kısmından yine aynı şekilde rezervasyonlarımızı oluşturabilmekteyiz. Burada bunun haricinde ön rezervasyonumuz var. Biraz önce anlatmıştım. Ön rezervasyonda bizim aslında sadece renginin farklı olmasını sağlıyordu. Örnek olarak burada Ali Büyükezici rezervasyonumuz normal bir rezervasyon. Hemen sonrasında oluşturulmuş olan ön rezervasyonumuzdur. Mavi olarak bizler için görüntü sağlayacaktır. Bunun dışında bloke tarif veya hizmet dışı olarak da kapatma işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Yani burada aslında buradaki 5 seçenekte bizim odamızın müsaitliğini kapatmış olacaktır kanallarımız üzerinden. Örnek olarak burada bloke tarif ve hizmet dışı oluşturulmuş kısımlar da var. Gri olanlar hizmet dışı bloke tariflerde turuncu olarak gözükecektir bizlere. Burada bu bloke tarif hizmet dışı ön rezervasyon oluşturduğumuzda bizim için müsaitliğimiz 1 olarak gözükmüş. Yani buradaki küçük rakamları aslında yani 4, 3, 3 şeklinde ilerleyen rakamları biz müsaitlik sayılarımız olarak düşünebiliriz. Altındaki rakamlar da bizim o güne ait olan fiyatlandırmalarımız olarak düşünebilmekteyiz. Örnek olarak burada Executive Suite odamız üzerinde 102 numaralı odamız üzerinde sadece bir tane odamız var. Ve bir tane odamız üzerinde şu anda bir tane rezervasyonumuz olduğundan dolayı sıfır olarak ve kırmızı renkli olarak bizler için görüntülenmiş oldu. Biraz önceki sormuş olduğunuz soruyla ilgili de yani misafir adı girme zorunluluğumuz mevcut değil. Mesela burada bir rezervasyonumuz var bizim üzerine tıklayıp görüntüle dediğimde bu rezervasyonumuz için herhangi bir misafir kaydı gerçekleştirilmiş. Yani içerisine herhangi bir misafir belirtmeden de yine aynı şekilde rezervasyonlarımızı oluşturabiliyoruz. Veya buradaki ön rezervasyonumuz da yine aynı şekilde herhangi bir misafir belirtilmediğinden dolayı misafirsiz olarak da oluşturulabilmiş. Tabii bu çok yoğun çalışan otellerde büyük problemlere yol açabilir. Misafirimizin kim olduğunu bilmeden hani sadece bu şekilde görünmesi sizler için hani farklı durumlar oluşturabilir. Ama sadece odanızı kapatmak isterseniz yine bloke tarif ve hizmet dışı oluşturarak da aynı şekilde işlem sağlayabilmektesiniz. Tabii aile kodu üzerinden farklı işlemler de gerçekleştirebiliyoruz. Yani rezervasyonumuzu sadece bir gün olarak oluşturup içerisinden düzenlemek yerine faremizde sağa doğru kaydırarak da rezervasyonlarımızı oluşturabilmekteyiz bu şekilde. Ben faremi bıraktığım anda yine aynı şekilde rezervasyon oluştur geldi. Rezervasyonumuz artık bugünden 31 Mayıs'a kadar oluşturulacak olan bir rezervasyon olarak görüntüsü sağlayabilmekteyiz. Tabii bunun haricinde biz bloke tarih hizmet dışında yine aynı şekilde uzun tarihli olarak oluşturabilmekteyiz. Bunun dışında oda değişikliği işlemlerimizi de sadece faremizde gerçekleştirebiliyoruz. Yani diyelim ki bu misafirimiz için biz daha uzun tarihli oluşturmak istiyorduk. Biz bunu 103 numaralı odamıza transfer ederek yani oda değişikliği gerçekleştirip daha sonra tarih uzatmasını da aynı şekilde sistem üzerinden gerçekleştirebiliriz. Bu bloke tarihin kullanım mantığı nedir acaba? Efendim anlayamadım. Bloke tarih. Bloke tarih. Kullanım amacı nedir? Diyelim Hangi amaçla? yani diyelim ki biz odamız üzerinde bir tadilat işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu tadilat sırasında odamızın müsaitliğini kapatmak için kullanabilmekteyiz. Arızalı oda gibi. Tabii. Şurada bir aylık odamız üzerinden devam edelim. Örnek olarak burada biz oda değişikliği gerçekleştirmek istediğimizde doğrudan taşıyıp bıraktığımızda yine aynı şekilde işlem gerçekleştirebilmekteyiz. 103 numaralı odamıza biz oda değişikliğimizi gerçekleştirdik. Daha sonra buradan görüntüleyip mesela bu misafirimizin çıkış tarihini 31'ine kadar seçip kaydettiğimizde daha uzun tarihli bir rezervasyonumuzu oluşturmuş olduk bu misafirimiz için. Bloke tarihte de ya da hizmet dışında da de söylemiş olduğum gibi misafirlerimizin rezervasyon yapamamaları için kapatma durumlarında kullandıkları bir sistem. Yani kullanıcılarımız bu şekilde kullanıyorlar genellikle. Out of order ve out of service mantığı gibi.
Evet. Tamam, Bunun teşekkürler. dışında hani kullanmak istersek tabii grup rezervasyonlarını da aynı şekilde aile kodu üzerinden gerçekleştirebilmekte. Örnek olarak sadece klavyemizin kontrol tuşuna basılı tutarak biz burada rezervasyonlarımızı alt alta da seçim gerçekleştirebilmekteyiz. Burada diyelim ki 28-29'dan bir grubumuz gelecek. Bu şekilde seçim yapıp kontrol tuşunu bıraktığım anda da tabii bu odamızı biraz önce doldurmuştuk. Tekrar seçiyorum. Kontrol tuşunu bıraktığım anda yine aynı seçenekler geldi tabii ki karşımıza. Fakat burada biz rezervasyon oluştur dediğimizde artık bizden grup adı, yetkili adı gibi bilgiler istedi. Bu bilgileri girişini gerçekleştirip kaydettiğimizde de rezervasyonumuz grup rezervasyonu olarak oluşturmuş olacağız. Buraya kadar aklınıza takılan veya sormak istediğiniz bir soru var mıydı acaba? Hemen dönemsel fiyattan da devam edeyim ben. Dönemsel fiyat kısmına geldiğimizde de dönemsel fiyat toplu güncelleme adımından aslında bizler fiyatlandırmalarımızı, müsaitliklerimizi, kısıtlamalarımızı gönderebildiğimiz alan bu kısım aslında. Hemen bu kısımdaki sekmelerden bahsedeyim. Güncellemeler sekmesi altında bizim yapmak istediğimiz işlemi doğrudan bu kısımdan seçim sağlayabiliyoruz. Bu seçime göre bizim orta paneldeki kısmımız otomatik olarak güncelleniyor. Birazdan hepsinden tek tek bahsedeceğim. Hemen alt tarafına geldiğimizde başlama bitiş tarihi, yani biz göndermek istediğimiz fiyatı kısıtlamayı hangi tarih aralığına göndermek istiyorsak bu tarih aralığını seçebileceğimiz bir kısma geliyoruz. Günler sekmesine geldiğimizde de diyelim ki biz buradan Haziran ayının 30'una kadar bir gönderim sağlamak istiyoruz ama sadece hafta sonlarına göndermek istiyorsak buradan sadece cumartesi pazarı seçtiğimizde bu seçtiğimiz tarih aralığındaki sadece cumartesi pazarlara fiyat müsaitlik veya kısıtlamamızı gönderim sağlayabilmekteyiz. Hemen sağ tarafa geldiğimizde de sağ tarafta da biz bağlı olan kanallarımızı görüntüleyebilmekteyiz. Bu bağlı olan kanallarımız üzerinden eğer istersek diyelim ki Odamax kanalına farklı bir fiyatlandırma gireceğiz. Bunun seçimini kaldırıp onun için bir gönderimi daha sonra gerçekleştirebilirim. Yani göndermek istemeyebilirim. Ya da tam tersi hepsini kaldırıp sadece Odamax'ı seçerek de gönderim gerçekleştirebilmekteyim. Acenteler kısmında da kendi acentalarımız için örnek olarak burada bir acente oluşturmuş. Kendi acentalarımız için bir dönemsel fiyatlandırma da oluşturabiliyoruz. Bu fiyatlandırmaya göre rezervasyonu oluştururken acente fiyatı üzerinden de kaydını gerçekleştirebilmekteyiz. Hemen buradaki sekmelerimizden bahsedeyim. Güncellemeler sekmesi üzerinde en başta müsaitlik sekmemiz var. Bu müsaitlik sekmemiz ilk başta da anlatmıştım sunum üzerinde. Biz sistem üzerinden aslında otomatik olarak müsaitliklerinizi iletebiliyoruz. Fakat olarak göndermek istersek doğrudan buradaki müsaitlik kısmından da gönderim gerçekleştirebilmekteyiz. Örnek olarak diyelim ki standart odamızda iki tane müsaitliğimiz var ama biz onu sadece bir olarak göstermek istiyorsak doğrudan bu kısımdan bir yazıp gönderim gerçekleştirebilmekteyiz. Veya executive suite odamız için bir müsaitliğimiz var. Biz bunu iki olarak da aynı şekilde gönderim gerçekleştirebilmekteyiz. Yani bu otomatik müsaitliğin haricinde kendi manuel müsaitliklerimizi de oluşturabilmekteyiz sistem üzerinde. Fiyat sekmesine geldiğimizde fiyat sekmemizde bizim göndermek istediğim fiyatlandırmayı doğrudan bu kısımdan belirtebiliyoruz. Yani örnek olarak diyelim ki standart odamız üzerinden sadece odamıza ayrıca odada kahvaltımıza tam pansiyonlarımıza ayrı ayrı fiyatlandırmamızı belirtebiliyoruz. Diyelim ki sadece odamız için 1000 TL, oda kahvaltımız için 1500 TL gibi şeklinde fiyatlandırmalarımızı gönderimlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Doğrudan göndermiş olduğum fiyatlandırmam seçmiş olduğumuz kanallarımızda seçtiğimiz olduğumuz tarih aralığına otomatik olarak iletimi gerçekleştirilecektir. Fiyat düzenleme adımına geliyorum. Fiyat düzenleme adımından da bizler fiyat düzenleme adımından da bizim göndermiş olduğumuz fiyatlandırmayı üzerine ekleme veya çıkarma yapabildiğimiz bir alan olarak düşünebiliriz. Yani biraz önce biz diyelim ki 1000 TL bir fiyatlandırma gönderdik sadece odamız için. Bu fiyatlandırmamız üzerinden ben bir indirim sağlamak istiyorsam bu kısımdan gerçekleştirebiliyorum. Hemen buradan artış değil de eksi butonunu seçiyorum ve net olarak değil de yüzde olarak yani %10'luk bir indirim gerçekleştirmek istiyorsam normal fiyatlandırmam üzerinden 1000 TL'lik fiyatlandırmam üzerinden %10'luk bir indirim gerçekleştirebilirim. Veya tam tersi bir artış gerçekleştirmek istiyorsam artı butonu üzerinden net olarak biz buradan 500 TL'lik bir artış gerçekleştirebilmekteyiz. Yani bulunmuş olduğunuz mevcut fiyatlandırma üzerine ekleme veya çıkarma gerçekleştirebiliyorsunuz. Konaklama adımımıza geldiğimizde de konaklama adımında da bizler minimum stay yani
minimum konaklama veya maksimum konaklama gönderimi gerçekleştirebilmekteyiz. Biliyorsunuz diyelim ki bayram tarihleri arasında biz misafirlerimizin en az 2 gece konaklamalarını istiyoruz. 2 geceden daha az konaklayacaklarsa rezervasyonlar yapamasınlar istiyoruz. Doğrudan bu kısımdan biz minimum konaklama kısmına 2 yazıp gönderim gerçekleştirebiliriz. Veya tam pansiyon kalacaklarsa en az 3 gece konaklasınlar şeklinde de yani fiyat planlarımıza da ayrı ayrı minimum konaklama gönderim gerçekleştirebiliriz. Veya maksimum konaklama üzerinden de gönderim gerçekleştirebiliyoruz. Yani misafirlerin en fazla 30 gecelik bir rezervasyon yapabilsinler. 30 geceden daha fazla rezervasyon yapamasınlar şeklinde de bir kısıtlama gönderimini gerçekleştirebilmektesiniz. Kısıtlamalar adımına geldiğimizde de kısıtlamalar adımından da bizler stop sale yani satışa kapatma işlemlerini gerçekleştirebilmekteyiz. Diyelim ki sadece odamızı bayram tarihlerinde satmak istemiyoruz. Tüm misafirlerimiz oda kahvaltı olarak satışını gerçekleştirmek istiyoruz. Sadece oda fiyat planımıza gidip buradan pasif satış seçerek sadece odamızı satışa kapatabilmekteyiz. Veya biz oda tipimizin tamamını, executive suite odamızı tamamını kapatmak istiyorsak yine aynı şekilde pasif satış seçerek executive suite odamız için kapalı satış yani stop sale gönderimi gerçekleştirebilmekteyiz. Veya biz sezonunu kapattık, tüm otelimizi tamamen belli bir tarih aralığından sonra kapatmak istiyoruz şeklinde bir işlem sağlamak istersek de hemen burada bir 3 çizgimiz var. Tüm işlemleri tek bir seferde tüm odalarımızı, oda tiplerine uygulamak için tümün uygula butonuna tıkladığım anda tüm odalarım ve oda tiplerim aynı şekilde pasif satışını iletmiş oluyorum bu şekilde. Buraya kadar aklınıza takılan veya sormak istediğiniz bir soru var mıydı acaba? Ali Bey, bu girdiğimiz bilgileri, yaptığımız değişiklikleri görebileceğimiz bir ekran var mı? Tabii ki, tabii ki. Şöyle raporlar kısmında bizim 60-65'ten fazla raporumuz var şu anda. Bu raporlar içerisinden birkaç tanesinden de bahsedeceğim. Bu işlemler için bir dönemsel raporumuz var. Zaten bu sekmemizin ismi dönemsel fiyat sekmesiydi. Dönemsel raporumuza giriş gerçekleştirdiğimizde seçmiş olduğumuz tarih alında yani bugün için mesela şu anda biz kaydetme işlemi yapmadık. O yüzden tablomuz boş. Ama daha öncesinden yapmış olduğumuz işlemleri de aynı şekilde görüntüleyebilmek için kayıt tarihine göre değil de seçilen tarihe göre yani 22 Mayıs'ta 23 Mayıs'a biz ne zaman bir fiyat girmişiz ya da ne zaman için bir kısıtlama göndermişiz gibi kontrollerini gerçekleştirebiliyorum. Bu tarihler için mesela biz yapmış olduğumuz işlemi 30-11'de yani 30 Kasım'da en son gerçekleştirmiş olduğumu bu kısımdan görüntüleyebiliyorum. Bunun detayına giriş yapmak istersem de hemen buradan detay butonuna tıklayarak yapmış olduğumuz işlemleri de detaylı olarak görüntüleyebilirim. Mesela Executive Suite odamız için 1000 TL, Kral Dairesi için 7500 TL gibi bir fiyatlandırma girişi gerçekleştirmişim. Ve göndermiş olduğum kanallarda sadece programımız üzerine giriş yapmışız. Bir de online rezervasyon kanalımız üzerine giriş yapmışız olarak görüntüleyebiliyorum. Eğer kanallara gönderseydim burada yine kanallarımız üzerinde görüntülenecekti. Diyelim ki Odamax, Expedia, Otelbest gibi kanallarımızda görüntülenmiş olacaktı. Tamam, teşekkür ediyorum. Yine raporlar kısmından da birkaç tane raporumuzdan da bahsedeyim ben sizlere. Örnek olarak kazanç raporumuzdan da bahsedeyim. Diyelim ki bizim seçmiş olduğumuz tarih aralığında bunu biz hatta biraz geçmişe gidelim. Ekim ayından itibaren biz ne kadarlık bir rezervasyon oluşturmuşuz, ne kadarlık bir kazanç bekliyoruz gibi kontrollerini gerçekleştirebildiğimiz bir rapordur kazanç raporu. Aslında kazanç bizim tahsil ettiğimiz rapor tutar değil, beklenen kazancımızı gösterir. Yani burada görmüş olduğumuz tutar aslında bizim oluşturmuş olduğumuz rezervasyonlar, gelirler, minibarlar, restoran harcamaları gibi harcamalarımıza istinaden listelenmiş olan bir tutarı görüntüleyebilmekteyiz. Eğer biz kazanmış olduğumuz, tahsil etmiş olduğumuz tutarların tamamını görüntülemek istersek de tahsilat raporu üzerinden görüntüleyebiliyorum. Yine aynı şekilde biz bunu Ekim ayının 2023'ü seçerek hemen bakalım. Bu şekilde seçim sağladığımda buradaki tutarımız biraz öncekinden farklı oldu. Yani biz bu yapmış olduğumuz işlemin tutarını tahsil etmemiş olduğumuzu burada görüntüleyebildik. Burada da bizim almış olduğumuz ödemeleri görüntüleyebiliyoruz. Yani nakit olarak kredi kartı, havale, online ödeme ya da mail order gibi ödemelerimizi görüntüleyebiliyoruz. Veya bu almış olduğumuz ödemeleri hangi para birimleriyle aldıysak bunları da aynı şekilde detaylı olarak listeleyebilirim. Veya hangi bankalar aracıyla kredi kartı ya da havale ödemelerimizi hangi bankalar aracıyla aldıysak burada da yine banka bilgilerini de görüntüleyebilmekteyim. Buraya kadar yine aklınıza takılan veya sormak istediğiniz bir rapor varsa alabilirim isterseniz.
Hayır yok, teşekkür ederiz. Tamamdır. Hareketler sekmesinden biraz önce bahsetmiştim. Burada hareketler sekmemiz tekrardan geldi karşımıza. Burada da aslında bizim restoran kısmında kullanabileceğimiz bir modülümüz mevcut aslında burada da. Yani odalarımız gibi listeleniyor fakat bunlar bizim aslında biz birer masalarımız. Masaların üzerinde oluşturmuş olduğumuz kendi hareketlerimizi görüntüleyebiliyoruz. Yani açık satışlarımızı görüntüleyebilmekteyiz. Açık satışlarımızı görüntüleyip doğrudan bu kısımdan hareket aktarma diyerek odamıza aktarabiliriz veya tahsil diyerek direkt bu kısımdan da kapatışını gerçekleştirebilirim. Yani bu masamızı kapatabilmekteyim. Yine bir açık satış eklemek istersek hemen sağ üst taraftan açık satış ekle diyerek hareketimizin bölümünü seçerek diyelim ki restoran kısmından bir harcama yapmak istiyoruz. Ürün ekle diyerek buradaki restoran kısmındaki listelenen ürünlerimden biz ekleme yapabilirim. Bu şekilde oluşturarak hemen fiyatlandırmalarında gelmiş. Bu şekilde hemen oluşturduğum anda bizim için restoran kısmında listelenmiş oldu. Bu kısımdan yine dediğim şey olduğum gibi hareket aktarma diyerek hareketini aktarabilirim veya buradan tahsilatını gerçekleştirebilmekteyim. Stoklarımızı kontrol etmek istersek stok kısmından da stoklarımızı kontrol edebiliriz. Örnek olarak burada kola ürünümüzden elimizde 197 tane olduğunu görüntüleyebiliyorum. Veya fiyatlandırmalarını, alış satış fiyatlandırmalarını aynı şekilde görüntüsünü sağlayabilmekteyim. Hemen buradan içerisine giriş yaptığımda daha öncekinde yapılmış olan işlemlerinde, stok geçmişlerinde görüntüleyebilmekteyim. Veya istersek yeni bir stok oluşturmak istersek de sağ üst taraftan yeni stok ekle diyerek stoklarımı da oluşturabiliyorum. Örnek olarak burada su ürünümüz için bir stok oluşturmak istedim. Eğer ürün stok kodu var ise ürün stok kodunun bar kodu var ise bar kodunu belirtebiliyorum. Kategori kısmından kendi kategorimizi oluşturup kendi kategorimizin seçimini gerçekleştirebiliyoruz. Ürünümüz 1 adet. Ürün fotoğrafı da biraz önce bahsetmiştim sunumum üzerinde. Bu sunum üzerinde bahsetmiş olduğum QR menümüz yani temassız menüm üzerinde menümüzü listelemek için yani fotoğraf yüklediğimizde menüm üzerinde su ürünümüz fotoğrafıyla beraber listelenmiş olacaktır. Hemen alt tarafa indiğimizde stok takibi yapılsın veya yapılmasın olarak iki seçenek sundu bizlere. Eğer yapılsın dersek başlangıçta ne kadar olduğunu sordu. Diyelim ki bu ürünümüz elimizde şu anda 100 tane olduğunu belirttik. Tabii her satış yapıldığında bu 100 üzerinden 99, 98, 97 olarak azalışını gerçekleştirecektir. Fakat bu ürünümüzün tamamen bitmeden önce bana uyarmasını istersem de kritik adedi etkinleştirebiliyorum. Diyelim ki biz buradan kritik adet 10 diye belirttiğimizde bu ürünümüz 10 tane geldiğinde bizim için sağ üst tarafta da bir 18 tane bildirimimiz var. Bu bildirimler kısmında bu ürünümüz için kritik stok adedine ulaşıldı. Stok eklemesi gerçekleştirmeniz gerekiyor gibi bir bildirim alacaksınız. Yani su ürününüz için size bir hatırlatma da gerçekleştirmiş olacak programımız. Hemen alt tarafa indiğimizde muhasebesel işlemlerinizde bu kısımda gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani vergi dahil alış satış fiyatlarını, KDV oranlamalarını gerçekleştirebilmekteyiz. Online rezervasyon listesinde göster butonu üzerinden bu ürünümüz tabii ki ürünümüz için değil de kendi satış servislerimiz olabilir veya online rezervasyon modülü üzerinde satış yapmamız gereken ürünlerimiz olabilir. Paraşüt turları olabilir. Bu gibi işlemleri de aynı şekilde buradan listelemesini sağlayabiliyorsunuz. Online rezervasyon listesinde göster diyerek bu ürünümüzü de orada doğrudan listelemesini sağlayabiliriz. Hemen alt tarafa indiğimizde bu ürünümüz için hangi kısımlarda görüntülenmesini istiyorsak bu kısımda seçimini sağlayabiliyorum. Yani örnek olarak sadece restoran kısmında listelemek istiyorsam buradan ya da minibar kısmında listelensin. Gider ekstra ve fatura kısımlarından kaldırıp sadece restoran ve minibar seçildiğinde bu ürünümüz listelenmiş olacaktır bizler için. Hemen alt tarafa geldiğimizde uygulamamızda temassız menümüz üzerinden listelemek için temassız menümüzü seçebiliriz. Eğer bir POS uygulamasıyla da çalışıyorsak POS uygulaması entegrasyonu gerçekleştirip burada mesela örnek olarak NARPOS entegrasyonu yapılmış. NARPOS gibi farklı POS uygulamaları var ise entegrasyonu sağlayıp işlem sağlayabilmekteyiz. Ayrıca bir sıra numarası da belirtebiliyoruz. Yani biz burada bir kategori belirtmiştik. Yiyecekler olarak belirtmişiz. Biz bunu soğuk içecekler kategorisi olarak belirttik. Bu soğuk içecekler kategorisi üzerinde bir sıralamasını bir olarak değiştirdiğimizde soğuk içecekler kategorisinin en başında listelenmiş olacaktır bizler için. Bu şekilde kaydettiğimizde de bizim stok ürünümüzü kolay bir şekilde oluşturmuş oluyoruz. Bunun dışında aklınıza takılan veya sormak istediğiniz bir soru var mıydı acaba? Burada suyun liste sırasının bir olarak girdiniz ya, bir daha önce kullanılmışsa kayıyor mu yoksa uyarım veriyor sistem? Anlayamadım tam olarak ama. Suyun sıra numarasını bir olarak belirterek kaydettik ya, bir daha önce Evet. kullanılmışsa
kayıyor mu? Sistem uyarı mı veriyor? Tabii. Bizim yapmış olduğumuz işleme göre daha önceki 1 2'ye kayar. Bir kayma oluyor orada. Tamam, teşekkürler. Hemen devam ediyorum. Ben fatura adımından devam edeyim. Faturalarımızı yine aynı şekilde HMS sistemlerimiz üzerinden oluşturabilmekteyiz. Bu sayede de misafirlerimizin bilgilerini otomatik olarak sistemde zaten var olduğu için faturamızı da misafir kartı üzerinden oluşturabiliyoruz. Satış faturası kısmına geldiğimizde faturalarımızı burada, daha önceki kesmiş olduğumuz faturaları görüntüleyebiliyoruz. Ayrıca yeni bir fatura oluşturmak istersek yeni fatura ekle diyerek de faturamızı oluşturabiliriz. Veya misafir kartımız üzerinden de yine aynı şekilde bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Örnek olarak bir ana sayfaya gelelim. Ana sayfaya da misafirimizin içerisinde giriş gerçekleştirelim. Hemen sağ üst taraftan diğer kısmına tıkladığımızda burada satış faturası kısmımız geliyor. Satış faturasına tıkladığımızda hangi misafirimiz için? Misafirimizin adını seçiyorum. Faturamızı kes dediğimizde içerisinde yapmış olduğu tüm işlemlerle beraber ve daha önceki rezervasyonlarıyla beraber gelmiş oldu. Yani biz bu daha önceki rezervasyonlar için bir fatura kesmediğimiz için sistem bizim tarafımıza tekrardan bu rezervasyon bilgilerini otomatik olarak getirdi. Eğer biz bunları sistem tarafından almak istemezsek tabii ki bunları tüm işlemleri işleme alınmayanlar kısmına taşıyabilmekteyiz. Veya tüm işlemleri alıp sadece ekstra bakiyelerini almak istemezsek yine bakiyelerimize tıklayarak aynı şekilde işlem gerçekleştirebilmekteyiz. Yani sadece konaklama faturasını kesmek isteyebilir misafirlerimiz. Bu şekilde de işlem gerçekleştirebiliriz. Bu şekilde sadece konaklaması kalacak şekilde ekle dedim. Misafirimiz için misafir bilgileri, müşteri bilgilerinde bazı eksikliklerimiz olduğunu bilgisini burada verdi bizlere. Müşteri bilgileri ekle diyerek misafirimizin adresini ve TC kimlik numarası bilgisini belirtmemiz gerekiyor. Bu şekilde kaydettiğimizde biliyorsunuz hani misafirimizin eğer bir şirketi yoksa şirketi varsa şirket kısmına, eğer şirketi yoksa ismine kesinlik gerçekleştirebilmekteyiz. Hemen biraz alt tarafa indiğimizde irsaliyeli ve irsaliyetsiz olarak iki tane seçenek sundu bizlere. Tabii biz şu anda sadece konaklamalara kesim gerçekleştireceğimiz için ve stok çıkışı yapılmayacak bir ürün olduğundan dolayı irsaliyetsiz olarak bir faturamızı oluşturmak gerekiyor. Fatura tarihimiz otomatik olarak sistem tarafından gelmiş oldu. Bir açıklamamız varsa bir açıklama belirtebilmekteyiz bu kısımdan. Ödeme durumunda bu rezervasyonumuz için bir tahsilat eklemediğimizden dolayı ödenecek dersek eğer misafirimiz için bir krediye kaldırma işlemi gerçekleştirmiş oluruz. Eğer ödendi dersek herhangi bir işlem gerçekleştirmeyiz. Ödenecek deyip eğer istersek rezervasyona tahsilat ekle diyerek de tahsilat işlemini de aynı şekilde gerçekleştirebilmekteyiz. Biz de şimdilik ödendi olarak işaretleyelim. Hemen alt tarafa indiğimizde bütün konaklama bilgilerimiz otomatik olarak bizim tarafımıza gelmiş oldu. Burada yapmış olduğu harcamalar ve bakiye işlemleri otomatik olarak dolduruldu. Ve toplamda konaklama vergisi, toplam KDV'si gibi bilgiler içerisinden düşünerek toplam tutarı bu kısımda yansıtılmış oldu. Bu faturamızı kaydetleyerek faturamızı aynı şekilde oluşturabilmekteyiz bu kısımda. Buraya kadar aklınıza takılan veya sormak istediğiniz bir soru var mıydı? Siz anlatırken kaçırmadıysam henüz ödeme girmediniz. Bu misafirden herhangi bir tahsilat girmediniz. Yanlış mı biliyorum? Evet, herhangi bir ödeme henüz tahsilatını almadım. Şimdi ödeme almadan fatura işlemini nasıl yapıyoruz? Yani ödeme almadığım bilgisi zaten bizim oda bilgimiz üzerinde. Burada bakiye işlemleri kısmında görüntüleyebiliyorum ama faturasını kesimini gerçekleştirebilirim. Çünkü biliyorsunuz kanallar ile çalıştığınızda diyelim ki Odamax ETS Tur kanalına siz ödeme almadan bir fatura kesmeniz gerekiyor. Daha sonra ödemesini gerçekleştiriyorlar. O zaman krediye kaldırmış oluyoruz. Tabii krediye kaldırma işlemi de gerçekleştirebilirsiniz ama ödeme zorunluluğu mevcut değil. Şimdi şurada ödendi diye bir seçenek vardı ya, orası kafamı karıştırdı. Evet, ben onu herhangi bir işlem yapmaması adına ödendi olarak işaretledim. Ödenecek deyip kaydettiğimde de daha misafirimiz için krediye kaldırmış oluyorum. Peki, veya tahsilat ekle diyerek tahsilatını da buradan. Efendim? Ödendi deyip faturayı keserseniz faturaya nasıl yansıyor? Fatura üzerinde zaten ödendi veya ödenecek bilgisi belirtilmez fatura üzerinde. Fatura resmi bir fatura e-fatura olduğundan dolayı bu bilgi üzerinde olmayacaktır. Bu sadece sistem üzerinde eğer krediye kaldırmak istersek veya unuttuysak bir tahsilat eklemi bu kısımdan tahsilatını ekleyebilmemiz için. Anladım, tamam. Yani
Ödendi ama nakit mi ödendi, kredi kartı mı ödendi? Onlar önemli değil mi faturada? Ödendi dediğimde herhangi bir işlem yapmaz bizim için. Yani bir tahsilat kaydı gerçekleştirmez. Tamam, daha önce eğer düşmüş tahsilat oluyor eklemek ama o da istersek sadece... Eğer ben daha öncesinden bu rezervasyonumuz için bir bakiye eklemesi yani tahsilatını ekleseydim burada zaten bu seçenek gelmeyecekti bizler için. Ben bakiyesine yani bir tahsilat eklemediğim için bu seçenek geldi. Peki biz bu ekrandan herhangi bir şirkete ya da acentaya keseceksek bu ekrandan kesebiliyor Tabii. muyuz, yoksa cari mi açmamız gerekiyor başka bir yerden? Tabii acenta ve cari kısmından bir cari hesabı oluşturmamız gerekiyor. Bu cari hesabı üzerinden oluşturduktan sonra diyelim ki burada ETS tur için bir acentemiz var. ETS turu seçerek aynı şekilde rezervasyonumuz için olan bakiyeyi ETS tura faturasını sağlayabilir. Teşekkürler. Buradaki meblağı konaklama diye ayırmak yerine, mesela meblağ olarak atıyorum 50 bin lira var. 20'sini bir ETS'ye keseceğim, 30'unu başka bir yere keseceğim. Meblağ olarak müdahale edebiliyor muyuz? Tabii ki tabii ki burada toplam tutar üzerinden biz değişkenlik gösterebiliriz. Burada örnek olarak 7.000 TL ama ben bunu 5.000 TL olarak güncelleyebilirim. Yok, hayır, sadece diyelim ki 30 bin lirayı misafirin kendisine keseceğim, 20 bin lirayı acentaya keseceğim ya da şirketine keseceğim. Tabii İki ayrı tabii fatura yani kesmek. tabii tabii kesebilirsiniz. Hani dilediğiniz kadar fatura kesebilirsiniz misafir üzerinden. Diyelim ki bu faturamız için biz buradakileri kaldırayım hatta ben. Sadece bir tane sekme üzerinden kaldırabilirim. Ve bu tutar Mesela üzerinden 5 de bin biz lirayı sadece misafirimiz için faturalandırabilirim. tabii 50.000 TL'lik bir bakiyesi var. Biz bunun 20'sini misafirimize, 20.000 TL'sini misafirimize, kalan 30.000'i de acenteye kesecek şekilde yapabiliriz. Teşekkürler. Bunun dışında aklınıza takılan veya sormak istediğiniz bir soru var mıydı? Hemen cari kısmından da kısaca bahsedeyim isterseniz. Acenta ve cari kısmından carilerimizi oluşturabilmekteyiz. Yani buradan yeni acenta ekle diyerek acentalarımızı oluşturabiliriz veya daha önceki oluşturulmuş olan acentalarımızı da bu kısımda görüntüleyebilmekteyiz. Örnek olarak burada bakiyesi olan bir acentamız da mevcut. Kredi kaldırma işlemlerini hesap hareketleri kısmından görüntüsünü sağlayabiliyorum. Örnek olarak 104 numaralı odamız üzerinden 5.100 TL'lik bir kredi kaldırma yapılmış. Burada yapılmış olan işlemi, kimin yaptığı gibi bilgileri, hangi rezervasyon kartında yapılmış olduğu bilgilerini görüntüsünü sağlayabilmekteyim. Eğer yeni bir acente oluşturmak istersen de hemen acente veya cari ikisi de aynı işlevdedir. Eğer kendimize göre bir ayırma işlemi gerçekleştirmek istersek bu kısmı kullanabilmekteyiz. Yeni cari ekle diyerek firmamızın adını, yetkili adı, vergi dairesi, vergi numarası, adres, ülkesi, il, ilçe gibi bilgilerin girişini gerçekleştirip kaydettiğimizde acentamızı da oluşturmuş oluyoruz. Bu kadar kolay bir şekilde. Bunun dışında isterseniz bir de kısaca personel eklemeden de bahsedeyim sizlere. Eğer bir demo hesap oluşturursak öğrencilerimiz için personel eklemesi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen burada araçlar kısmından personel kısmına geldiğimde burada daha önceki açmış olduğumuz personellerimizi görüntüleyebilmekteyiz. Yeni bir personel eklemek istersek de sağ üst taraftan yeni personel ekle diyerek bu kısımdan personelimizin isim soyisim bilgisini TC jandarma gibi bilgilerini aynı şekilde girişini gerçekleştirebilmekteyiz. Hemen biraz daha alt tarafa indiğimizde bu personelimiz için bir kadro belirleyebiliriz. Resepsiyon veya kat görevlisi. Kat görevlisi olarak belirlediğimizde bizim gibi tüm ekranlara değil sadece odaları temize çek veya kirliye çekme işlemlerini gerçekleştirebilir. Web panelini aktif hale getirdiğimizde bu web paneline giriş yapabileceği bilgileri buradan görüntüleyebilmekteyiz. Yani girişini sağlayabiliriz. Örnek olarak bir personelimiz için buradan bir kullanıcı adı belirleyebiliriz. Bu kullanıcı adını istinaden bir şifre belirleyebiliriz. Ve ayrıca bu şifresini unutursa sıfırlayabilmesi için kendi e-posta adresini de bu kısımdan belirtebilmekteyiz. Daha sonraki de bu kullanıcımız için bir yetkilendirme yani kullanıcı türü resepsiyon veya yönetici olarak
yetkilendirmesi kullanıcı admin veya kad görevlisi olarak belirlemesini sağlayabiliyorum. Ayrıca bunların dışında personel için yetkilendirmeyi hemen ekranın sağ üst tarafından yetkilendirmeler ve izinler kısmından yetkilendirmelerini, diyelim ki silme, ekleme gibi işlemlerin tamamını kısıtlamasını veya eklemesini gerçekleştirebiliyoruz. Tabii benim şu anda bir demo hesabım olduğundan dolayı burada işlem sağlayamıyorum ama mesela diyelim ki bazı personellerimiz için taslakları sileme yetkisini kaldırmak istiyorsak buradan aynı şekilde işlem gerçekleştirebilmekteyiz. Benim anlatacaklarım genel olarak bu kadardı ama sizin sormak istediğiniz, merak ettiğiniz bir konu varsa yine sizlere yardımcı olabilirim, sorunuzu cevaplayabilirim isterseniz. Personel diye bahsettiğiniz burada kullanıcı sanırım değil mi? Programı kullanıcı evet, falan. Evet. Yeni bir kullanıcı eklemesini gerçekleştirebiliyoruz. Ben şey merak ettim. Şu an programımızın Türkiye'de kaç otel kullanıyor? Hangi bölgelerde ağırlıklı olarak kullanımı var? Ya da hangi boyuttaki oteller kullanıyor? Yani genellikle hani butik otel ve bir üst oteller yani daha gelişmiş oteller kullanım gerçekleştiriyorlar. Yani şu anda 5000'den fazla bir kullanıcımız mevcut Türkiye üzerinde. Genellikle Antalya, İzmir bölgelerinde, Muğla bölgelerinde daha yoğun tabii kullanımlarımız var ama hem yurt dışı hem de Trabzon bölgeleri ya da Nevşehir bölgelerinde de yine aynı şekilde hakimiz. Sadece otelcilik otomasyonuna yönelik bir programınız yoksa hani sadece restoranların kullanabileceği tarzda da var mı farklı programlarınız? Yani genellikle biz hani otel olarak kullanım gerçekleştiriyorlar ama apartlar da yine aynı şekilde kullanım gerçekleştirebilir tabii. Peki aşağı yukarı maliyeti nedir bu programın kullanıcılara? Fiyatlandırma hani oda bazlı olarak değişkenlik gösteriyor. Yani oda sayısına göre, oda tipine göre, oda sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Hani tam net olarak hani fiyat bilgisine hakim değilim ben de. Teknik destek birimindeyim. Ama genel olarak şöyle diyebilirim hani diğer firmalara göre biraz daha uygun fiyatlı istedi. Siz Denizli Pamukkale Üniversitesi Evet. Teknopark'tasınız bildiğim kadarıyla. Evet. Kaç yıllık bir program HMS? 2010 yılından beri hizmet veriyoruz. 2014 sene olmuş. Biz biraz sektörün dışında kaldığımız için biraz geç tanıştık sanırım. Nevşehir'deki sayı hakkında bir fikriniz var mı? Kaç kişi, kaç otel kullanıyordur burada aşağı yukarı? Yani tam net sayıyı bilemiyorum şu anda ama Nevşehir bölgesinde ama çok fazla kullanıcımız var. Ürgüp bölgesinde özellikle. Evet, bizim arkadaş yani öğrencilerimiz de hem yaz tatillerinde hem hafta sonları hatta bazıları hem okuyup hem çalışmaya devam ediyorlar. Bu otellerde bu programlarla da tanışıyorlar. Tabii ki mutlaka. Yani zaten öğrencilik aşamasında da biliyorsunuz yani turizm sektörü gelişmiş bir sektör. Hani öğrencilik aşamasında deneme yapmaları her zaman kendileri içerisinde çok daha başarılı olmanı sağlayacaktır. Şimdi biz iki dönem otomasyon dersi veriyoruz. İkinci sınıflara birinci dönem ve ikinci sınıf ikinci dönem olmak üzere. İlk dönemi opera ile tamamlamıştık. İkinci dönem elektro ekledik son iki senedir. HMS'yi de inşallah bundan sonraki yıllarda dediğim gibi bu yıl artık şey eğitim öğretim dönemimiz bitti. Ama HMS'yi de bundan sonraki yıllarda eklemek isteriz. Tabii ki. Ben söylemiş olduğum gibi eğer talep ederseniz ben sizin için hemen oluşturabilirim bu demo hesabınızı. Doğrudan buradan işlemlerinizi sağlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Onun için ben sizinle tekrar eğitim sonrasında iletişime geçmiş olurum zaten. Tabii ki, tabii ki. Yine program hakkında aklınıza takılan veya sormak istediğiniz, anlamadığınız bir kısım varsa yine tekrardan da anlatabilirim. Programın kullanımını izleyebileceğimiz şeyi gördüm. YouTube'da daha önceki üniversitelere yapmış olduğunuz eğitimlerden bir kısmını yüklemişsiniz.
Evet. Onun dışında programın kullanımı hakkında bir eğitici videolarınız, hani kullanımını öğrenebileceğimiz yerler, alanlar var mı? Tabii, YouTube kanalımızı zaten izlemişsiniz sanırım. Hani burada eğitim videolarımız mevcut. Eğitim videolarımızın haricinde yeni eklenen özelliklerimiz olduğunda bunun da içinde bir tanıtım videoları da oluşturuyoruz. O zaman şu an YouTube'dan takip edip değişiklikleri Tabii. Ben görebiliyoruz. hatta bunun içinde bir ekran kaydı aldım. Hatta bunu da aynı şekilde eklemişsiniz, gerçekleştiririz. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de Benim iletebilirim şu anda isterseniz video olarak da. çok sevinirim. Benim şu anda Tamamdır. soracaklarım bu kadar. Arkadaşların soruları varsa onları sırayı onlara devrediyorum. Tamamdır. Yok hocam bizim. Teşekkürler. Başka da kimsenin sorusu yok sanırım. Varsa programı ya şey eğitimi bitirmeden önce alalım. Ali Bey çok teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Dinlediğiniz için ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Çok sağ olun. İyi günler dilerim. Hayatınızda başarılar Tamam. dilerim. Çok sağ Sağ olun. olun size de. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.